Asya, New York tarafına geçeceğiz. Biraz bugün gezeceğiz. Size mümkün olduğu kadar buraları tanıtacağım. Eda'cığım sen de bir şey söylüyor musun? Harika tacını taksana. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Bu tarafta mıydı Sedat taksi? İleride. Bunlar mı? Dönüyorlar gördün mü? Ördek buharı bir şeyler. Evet, ördeğin bir türü. Karşı Manhattan. Biz bugünü planlamıştık yani bir gün önceden. Direkt New York'a gitmek yerine New Jersey'de Türk restoranında bir sabah çorbası içip deniz taksiyle geçmeyi planlamıştık, bunu araştırmıştık. Aslında helikopter için de şey yapmıştık. Evet, helikopteri... Bugün maalesef yer yok, bulamadık. Rezervasyon yaptıramadığımız için artık başka bir zaman deneyeceğiz şansı. Onu Florida'da deneriz olmadı. New York'taki helikopter kazalarını düşününce... Yani yaklaşık bir herhalde 4-5 ay önce bir tane düşmüştü. Evet, bir tek pilot kurtuldu. O da bizi korkutuyor. Asla. Eda, binecek misin sen anneciğim? Asla. Neden? Neden asla diyorsun? Bakayım bir tacına. Şu an harika bir manzarayla karşı karşıyayız. Burada da bir site var. Biz arabayı park ettikten sonra birazcık yürüme mesafesinde deniz taksi de görünüyor değil mi? Deniz taksiyle karşıya geçeceğiz. İlk önce Özgürlük Heykeli'ne gitmeyi düşünüyoruz. Ya da ilk önce neydi? Central Park. Eda Zoo'ya girmek istiyor. Görüşürüz takside. Deniz taksiye bindik arkadaşlar. Şuraya geçiyoruz. Deniz taksi için çocuklar yaz boyunca ücretsiz. Büyük için de $9 tek yön ödedik. Hazır hazır dolanıyor. Çok istiyorum binmeyi. Görüşmek üzere. Şu an... Evet, burası Times Meydanı. Times Meydanı'nın otobüste. Dehşet bir trafik var Sedat. Evet, New York'ta yaşanmaz. Zaten New York'ta yaşayanlar da New York'un göbeğine güçleri yetmez. Yani çok zengin olmak gerekiyor.
Bizim model seviyor musun? Aa, doğru, model seviyor. Biz son durakta ineceğiz. Burası Times Meydanı değilmiş. Onun bir arka sokağı filandır. Evet. Görüşmek üzere. Özgürlük heykeline doğru giderken burası One North Observatory. Yani gözlem evi, rasathane diye geçiyor. Bunun yukarısına çıkabiliyoruz. Ama bizim bunun için vaktimiz yok. İnşallah doğru söylemişimdir. Otobüs bizi indirdi. Bir 15 dakika yürüme mesafesinde başka bir feribota bineceğiz ve Özgürlük heykeline ulaşmış olacağız. Eda şimdiden yoruldu. Görüşürüz. Hikayesine çalışmadık ama bakacağım eve döndüğüm zaman. İkiz Kuleler'de ölen, terör saldırısında ölenlerin anısına olma ihtimali çok yüksek. Öyle tahmin ediyorum. Çok güzel bir şey yapmışlar ama bakar mısın sen de? Kulelerde ölenlerin arasında. Ve geldik. Buradan feribotla Özgürlük heykeline geçeceğiz. Ve Sedat'ın inanamadığı Özgürlük heykeli feribot sırası. Burası kaç saatte biter? Bak, hemen gitmesek olur sloganları atılmaya başlandı. Hayret, ilk defa biz gitmesek olur diyoruz. Serhat ısrarla gideceğim diyor. Çok fazla. Bu sıra biter mi ya? Şaka mı? İleride köşe başında bizi biri kıstırdı. Feribot satayım diye. Bir saatlik tur. Sedat'la ben 35'er dolar, Eda 25 dolar. Sadece gidip gelmeye 25'e 22 istedi. Biz dedik burada kesin daha uygundur. Daha önce böyle şeyler yaşadık. Wow, bu kadar insan bu sırada. Bak, görüyorum. Edacığım. Evet, görüyoruz Özgürlük heykelini. Bekleyelim mi annem bu sırayı? Hayır. Peki daha özel bir tur var mı acaba? Bunların 30'ar dolar olduğuna inanmıyorum. Burası devletin herhalde Sedat. Evet, evet, ucuz yollu o. Evet, kesin ucuz yollu. Yoksa bu sırayı kimse beklemiyordur. Şimdi bir saatlik tur teknesi bulduk. Karşısı 18,5 dolarmış kişi başı. Bu kadar beklenmelerin sebebi bu. Orada 50 dolar ödeyecektik. Şimdi 105 dolara. Özel bir car. What am your car? You don't have a different car. What? Senin car. Tur taksiyle geçiyoruz. Sıra beklemiyoruz.
Burada da bayağı bir müşteri var. Bak başka tekne turları da var yani. Şey ya, motor ve şey çalışan, feribot olarak çalışan. Şu güzel bak, yani kendi tekne turu. Evet. Ona da gidebilirdik ama nereden olduğunu bilmiyoruz. Daha pahalıdır. Ha? Daha mı pahalıdır? Daha pahalıdır. Şu an 105 dolar başladık. Vapurumuz gelmiyor ama hala. Lan bir gemi çıkmasın. Beklemeye sabrımız olsaydı bu büyük gemiyle gidecektik. Yaklaşık 40 lira gibi bir kar yapacaktık. 40 dolar gibi evet bir kar yapacaktık. 40-50 dolar gibi. Yaklaşık da 1,5 saat bekleyecekmişiz öyle dedi çocuk. Görüşmek üzere. Şu an feribota bindik. Eda güneşten çok haşlandı yavrum. Kars'ın neresi? Brooklyn Bridge, Manhattan Bridge, bulabiliriz belki tek turu yok. BMW. Our next two stops will be on either side of the river. The first stop coming up is Pier 16, South Street Seaport. You can get off this boat here and walk across that Brooklyn Bridge and meet us on the other side. Of course, not this boat, but we have two boats in the water, so every 30 minutes is a boat. 1 hour and 10 minutes for our boat. If you want to walk down to Wall Street, taking about 5 minutes to get there. If you want to stay right at the seaport, there are lots of places to eat and drink. One of my favorite places in all of New York is called the Paris. Two blocks to the right. Şimdi Özgürlük Heykeli'ne gidiyoruz. And I like it because it's been around since 1870. Tam Brooklyn Köprüsü'nün altındayız. Benden de merhaba herkese. Çok güzel bir yer görmeniz lazım. Tavsiye ediyorum. Sanırım köprüden öteki tarafa. Ha, Özgürlük Köprüsü. Thank you.
daha güzel inan. Bura rüya şehri ama. Tacikistanlı bir çocuk Work and Travel'da gelmiş. Waffle'cıda çalışıyor. Tacikistanlı bir arkadaşımız denk geldi. Evet. Ve Eda Waffle'ına kavuştu arkadaşlar. Waffle'a 10 dolar. Kolaya 2 dolar. Bu suya da 2 dolar ödedik. Yani 14 dolar. Çok para kazanın. Burada para New York çok çabuk pahalı gidiyor. Evet. Para. Bizim yaşadığımız şehir gerçekten buranın yanında biraz daha usturuplu. Gayet usturuplu ve şey, ekonomik bir şehir olarak görüyorum. Evet. Güzel miymiş Eda Waffle'ından hiç tattırmıyor. Koklatmıyor bile. Eda sanki ilk defa waffle'la tanıştık. Şöyle gösterelim kafeyi. Çok güzel çocuklar su parkında oynuyor. Evet, bundan sonraki durağımız sanırım Eda'nın istediği nereye gidiyoruz Eduş? Zoo'ya gidiyoruz. Zoo kaçta kapanıyor acaba? Bir de o var. Yani zannetmiyorum Zoo'ya yetişebileceğimizi çünkü saat şu an... Bu öyle aslanların, kaplanların olduğu zoo olmadığı için açık. Bilmiyorum, şansımızı deneyeceğiz. Şansımızı deneyeceğiz. Görüşmek üzere.